Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Muhterem aziz Kur'an-ı Kerim muhlislere. Kur'an-ı Kerim'ni örgenemiz, kürsetuğumuzun aziz şeydaları. Bugün hem sizler bilen Kur'an-ı Kerim'ni örgeniş barası da yenge kademlerini taşlamakçımız. Kürsetuğumuzun evvelini Kur'an-ı Kerim tilaveti bilen başlasak. Merhamet harikim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ Bana muhterem azizler, Kur'an-ı Kerim tilavatlı bilen kalplerimiz yine bir bar münevver bulup, indi malumatlarını örgenişki yine hem inşallah tayyar buldu. Şunu takitleş orunlu ki, kürsetuğumuzda ötken sonlarda aytilgen malumatlar, umumi düşünceler, umumi kaidelerinin bir debaçası paydevarı idi. Lekin kürsetuğumuz için asas kılıp algen kollanmamız bu, hammamızga malum ve meşhur bulgen. Köpçilik sevip okuyup, bana şu arkali Kur'an-ı Kerim savadını çıkarayatken kitap, Muallim-i Sani kitabı hesaplanadı. Muallim-i Sani kitabının muallifi Ahmet Hadi Maksudi, rahmetullahi aleyh, bu kitabını cüde ihlas bilen yazgenekenler ve cüde nihayette bir tertipli tüzgenekenler ki, bana minle, milyonla mumun Müslümanlar Kur'an-ı Kerim'ini bana şu kollama arkali örgeniyetliler. Şu arkali Kur'an okuş meydanına girip bari yaptılar. Biz Muallim-i Sani'nin meşgilerinden faydalanan halette bana şu kitap asası da okuyucularımızı Kur'an okuşunu öğretsek. Makbulcu da hem yakışı bulalım. Harika bir kızık savalı da köpçülük bunca kızıkladı. Bu kitap nege Muallim-i Sani deyip atılgan ve bunun mazmunu ne? Muallim-i Sani degeni aslında ikinci muallim degeni. Bunun bir sebebi tarihi, ustozi avval kitabını muallif Türkiy alifbosida yozgan, Türkiy nimani o'rgatishlik uchun. O'sha vaqtda endi muomalada Türkiy alifbo bo'lgan. Ha, bo'lgan. Ahmad Hodiy Maqsudi Arab alifbosida Arab alifbosini o'rgatishlik uchun ikkinchi muallim deb nomlaganlar. Qo'llanmani. Demak, Türkiy alifboni avval o'rgangan talib ilmlar va uni o'rgatuvchi qo'llanma ustozi avval deb atalgan. Shu uchun Arab harflarini keyin o'rganayotgan taliblarga onu örgütücü bu kollamanın ikinci muallim. Muallim-i Sani deyip açılgen eken. Muallim-i Sani kitabını örgütücüken biz köpçülükke kolay bolsun, çünerli bolsun için ayrım koşumça kaydalarını izahlan baramız. Şu bilen birge, bana şu örgütücüken harfler engletecüken nutuk tavuşlarını etraflıca, lekin kıska yine kalıp
ularının telaffuz meyyarlarını hem örgənib, özləşdirib barışını maksat kılgənmiz. Şu manadan gelip çıkıp bugün biz ünlilerini kandaya telaffuz etiş haqıda söz yürütmaqçımız. Arab dilidegi, yani Kur'an-ı Kerim örgənganimizde işleyen kıska ve çözük ünliler a, i, u hem de a, i, u ünlileri cavf deyip ataladı, ağız ve halkun boşluğundan hasıl boladı. Xoraka mana şu qoidani ko'pchilik unutib qo'yadi. Ulliylar Qur'on o'qilganda faqat og'izning o'zidan emas, halqum ishtirokida aytilishi kerak ekan. Shuning uchun buni tajvid ulamolari javfdan, ya'ni ham bo'g'iz ham og'iz bo'shlig'idan hosil bo'ladi deb ta'kidlashar ekan. Mana shunga agar harakat qilinsa, Qur'onni o'rganayotganimizda bir yo'la tajvid bilan o'rganishga muvaffaq bo'lar ekanmizda. Keyin yana ikkinchi marta mashq qilib qiynalib yurmas ekanmiz. Şu üçün bana şu ünlilerinin telaffuzunu hem kıskaça toluk islam ötsek. Birincisi A ve A ünliler. Bu ünliler halkum ve ağız boşluğu da hasıl buladı. Onların telaffuzu da ağız içi keng açık buladı ve dımağ yolu bekik buladı. Bana şunu unutmasınlık lazım. Kıska A ünlisi fatha deyip ataladı. Shuning uchunki uning talaffuzida og'izning ichi kengroq ochiq bo'lgani uchun mana shu nom bilan atalgan. Cho'ziq a'unli esa madli cho'ziq alif deb ataladi. Mana shu gap qoidalarni esda olib qolishimiz kerak. Vaqt soat kelib bu qoidalar bizga ko'mak beradi. Mana suratda ko'rishingiz mumkin, unlilar demak tovush paychasidan boshlanib og'iz ichi to'la halqum va og'iz bo'shlig'idan chiqyapti. Ve ünlülerinin hasıl buluşu tasavvur için şöyle bilen körsetilgen. Ünlülerinin hasıl buluş oranının evveli ve ahırı demek mahsus tolkun sıman belgi bilen körsetilgen. Nöbetteki ünlü i ünlüsü halkı muağız boşluğundan çıkadı. Bunun çözgü hem hüttümene şu caydan hasıl buladı. Bunda körüp duruyenizdik suratta fathadan farklı ravişte tılının ortası tenleyi tamamen kütarladı. İ, İ deyip aytiladi. İkincisi İ ve çözük İ ünlisi. Bunlar hem halkum ve ağız boşluğundan çıkadı. Bunlar da A ünlisinden farklı ravişte, yani fathadan farklı ravişte. Bunda tilinin ortası tenleye tamamen hareketlenedi. Yani bunu suratta görüşünüz mümkün. Kıska ünlini, yani kesre deyip ateyimiz, onun çözük şeklini ise medliye, çözük ya deyip yürütüledi. Nöbetteki ünlüler U ve onun çözük şekli U ünlü tavuşları. Bunlar hem halkum ve ağız boşluğu da hasıl buladı. Bunlar da labler çökçeyen, tilinin arkası tenleyi tamamen hareketlengen buladı. Biraz kütarladı. Mesela ayetelik U dese U, tilinin arkası hareketlenmegen bu çele. U, U deyip tilinin arkasını hem hareketlendiriş ve labını hem aldıge biraz çökçeytiriş lazım. Bana şu bulan zamma u to'liq talaffuz etilgan bo'ladi. Qisqa unlisini yozuvdagi shaklini ham aytilish hosil bo'lgan shaklini ham zamma deb ataladi. Zamma degani birlashtirmoq degani, lablarni cho'chchaytirib aytilgani uchun shunday nomlangan va buning cho'ziq shakli u unlisini madli vav yoki cho'ziq vav deb ataladi. Suratga alohida e'tibor beramiz. U ünlüsünü telaffuz etişte demek tılının arkası biraz yukarıya hareketlengen ve labler çökçeyen halette buladı. Xoraka mana ünlülerinin telaffuzunu kıskaça eslab ötdik. Endi undaşlarını örgeniş götürsek. Birinci örgenizde undaşımız kaysa undaş ve onun tafsilatını özünüz aytib birseniz. Demek birinci undaş harfimiz xoraka Hamza undaşı buladı. Hamza undaşı halkın başı da yani tavuş paçaları da hasıl buladı. Hamza'nın telaffuzu da upkadan keleyotken hava tavuş paçalarının kısa müddet yapılışından hasıl bulgen tosukka urulup suyun onu küç bilen yarıp utadı. Şu bilen Hamza demek hasıl buladı. Hasıl buladı. Demek Hamza aynen tavuş paçalarının özü de hasıl buladı. O tavuş paçaları
qisqa muddat yopilganda uni yorib o'tgan havo oqimi natijasida talaffuz etilar ekan. Rahmat qora aka, endi hamzaning yozilishini ham eslab o'tsak, muhtaram tomoshabinlarimizga o'tgan gal aytganmiz, hamza keyinroq ixtiro bo'lgan harf deb. Shuning uchun uning yozuvidagi ifodasida o'ziga xos holat kuzatilar ekan. Hamza harfi yozuvda alif bilan ham ifodalangan. Lekin ayni vaqtda o'sha qadimgi yozuvda alif, vav hamda ya harfi bilan ham ifodalangan. Ya'ni hamza harfi 3 harf bilan alif, vav hamda ya harfi bilan yozuvda ifoda etilgan hamza harfi ixtiro bo'lmay turib. Hamza harfini Halil ibn Ahmad rahmatullohi alayhi 2 hijriy asrda kashf qilganlaridan so'ng, endi oldin alif, vav, ya ifodalab kelayotgan edi. O'sha alif, vav va ya harfiga hamzani orttirib, hamzani ularga yuklatib yozishni joriy qilgan. Bu bilan hamza asosiy harf, oldingi xizmat qilayotgan alif, vav hamda ya harflari hamzaga tayanch vazifasini o'taydigan bo'lgan. Avvalgi yozuvda ba'zi o'rinlarda hamza yozilmasdan ham ketgan. Unday o'rinlarga yangi imloda hamzani qayd qilish yo'lga qo'yilgan. Shunday qilib hamza 4 xil ko'rinishda yozuvda ifoda etilgan. Birinchisi alif bilan. Bunda u kasra harakati bilan kelganda alifni ostiga yozilgan, boshqa o'rinlarda uning ustiga qo'yilgan. Misol uchun mana iromu, ya'muru, maro'a so'zlarini olishimiz mumkin. Mana shu misoldan hamzaning alif bilan yozilishini yaxshilab o'rganib olsak bo'ladi. Ikkinchisi vav harfi bilan yozilgan. Bunda u faqatgina harf ustiga yoziladi. Masalan, mu'min so'zi. Mu'min. Ikkinchisi mana mas'ul so'zi. Yana biri labu'a kalimasi. Hamzaning 3 yozilishi bu ya harfi yordamida yozilgan. Bunda ya'ning nuqtalari tushirib qoldirilgan. Va hamza ba'zan ya harfining ostiga ham qayd qilingan. Misol uchun mana birinchi so'z quri'a. Ko'rib turibsiz, mana ya harfi bilan kelyapti, lekin ya o'qilmaydi. Quri'a emas, quri'a deb o'qiladi. Yana bir misol sa'ala. Sa'ala. Demak, ya harfi o'qilmayapti, hamza o'qilyapti. Yana bir misol mana fa'ida so'zi. Bunda ham ya o'qilmaydi, hamza talaffuz etiladi. 4-chisi hamza yolg'iz yozilgan. Yuqorida aytganimizdek, ayrim o'rinlarda oldinda hamza yozilmagan edi. Yangi imloda, ya'ni o'sha 2 hijriy asrda yo'q. Mana shunday hamza oldinda yozilmagan o'rinlarga hamzani yolg'iz holatda yozish yo'lga qo'yilgan. Bunga mana bu kalimalar misol bo'ladi. Mana fa'a va 2 misol amana 3-chisi mana shay'u. Ko'rib turibsiz, demak hamza o'zi yolg'iz yozilyapti. Bu o'rinlarda vav, ya harflari alif kabi tovushsiz, ya'ni undosh tovushni ifodalamasdan keladi. Hamzaga tayanch bo'lish bilan cheklanadi. Qora aka, mana hamzaning yozilishini ham bir qator eslab o'tdik. Endi hamzani unliklar bilan talaffuz etishni o'rganishimiz kerak ekan. Bu borada biror bir mashqni tomoshabinlarga taqdim qilsak. Endi muhtaram tomoshabinlar, hozir biz hamzani harakatlar bilan o'qilishini talaffuz qilamiz. A I U. Rahmat qora aka, endi an'anamizga ko'ra ko'rsatuvimizda har safar Qur'on fazilatiga doir bir hadis o'rganayotgan edik. Keling, navbatni hadis sharifga bersak. Hozir endi Qur'on o'qishga targ'ib qiladigan bir hadisni aytamiz. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخريب. ابن عباس رضي الله عنهما دان رواية قلنادة نبي صلى الله عليه وسلم إچدا يعني قلبدا قرآن دان برار نرسى بولمغان آدم xaroba uyga o'xshaydi dedilar. Ya'ni bu hadisdan biz tushunamizki, qora aka,
biz qanchalik Qur'onni ko'p o'qisak, Qur'onni hurmat qilsak, qalbimiz obod bo'ladi va ma'naviyatimiz boy bo'ladi inshaalloh. Ya'ni Qur'on qalbimizda qancha ko'p Qur'on ma'rifati bo'lsa, demak ma'naviyatimiz, qalbimiz shuncha boy bo'ladi. Shunday. Rahmat qora aka. Muhtaram tomoshabinlar, e'tiboringizga darsimizga doir topshiriqlarni havola etamiz. Quyidagi savollarga javob bering. Unlilarni to'g'ri ayta olganingizga ishonchingiz komilmi? Qisqa va cho'ziq unlilar o'rtasida qanday farq bor? Hamza undoshi qayerdan qanday hosil bo'ladi? Hamza harfi so'z boshida qaysi ko'rinishlarda keladi? Hamza qaysi harfning faqat ustiga qo'yiladi? Hamza harfi qaysi harflar yordamida yoziladi? Mana shu savollarga har bir o'rganuvchi mustaqil javob bera olsa, demak, darsni yaxshi o'zlashtirgan hisoblanadi. Muhtaram azizlar, yana bir narsani ta'kidlab o'tamiz. Ko'rsatuvda o'tilgan ma'lumotlar, mashqlar va suratlar, topshiriqlar hammasini biz sizlarga yordam bo'lsin, qo'shimcha bir mashg'ulotga asos bo'lishi uchun Madaniyat ma'rifat kanalining rasmiy saytida, Facebookdagi sahifasida, shuningdek O'zbekiston musulmonlari idorasining rasmiy sayti, Muslim.uz sayti va uning Facebookdagi sahifalarida bu ma'lumotlarni to'liq berib borishni bugundan yo'lga qo'ymoqchimiz. Bundan keyingi ko'rsatuvlarda o'sha ko'rsatuvda o'tilgan ma'lumotlarni saytdagi ma'lumotlar bilan birgalikda o'rganib borilsa, maqsadga muvofiq bo'ladi. Qora aka, shu bilan ko'rsatuvimizni Qur'oni Karim oyatlari bilan yakunlasak. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أمة القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير صدق الله العظيم. Rahmat qilaka. Alloh hammalarimizni hidoyatda sobit qadam qilsin. Mana azizlar, shu bilan bugungi ko'rsatuvimiz ham nihoyasiga yetdi. Kelgusi ko'rsatuvda uchrashguncha xayr, e'tiborlaringiz uchun tashakkur. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته